Evet, merhaba arkadaşlar. Kişilik gelişiminde Erikson'un kuramını ve dönemlerini konuşuyorduk. Kuramının bazı teknik özelliklerini söyledik, temel özelliklerini. Daha sonrasında dönemlere geçtik ve şunu vurguladık ki bence çok önemli. Erikson'da o dönem içinde sorulur. Eğer yaş aralığı veriliyorsa zaten çok kolay. Yaş aralığı soruda ifade edilmezse de bunun hangi yaşı temsil ettiği ipuçlarından yakalamak lazım. Şimdi 0-1,5 yaştan bahsetmiştik. İkinci evremiz 1,5-3 yaş arası. Özellikle karşı bir şey soruyorlar. Bakayım. Bir soruda bir önceki dönemin sorusundan kaynaklı diye sorulmuş. Tamam, birazdan okursun kader. Bakalım, ben hatırlayamadım onu. Şimdi şunu yazalım baştan. Şunu bir bitirelim, onu okursun kader. Efendim, özellikle karşı kuşku ve utanç diyelim. Şimdi burada neden bahsediyor, nelerden bahsediyor onu bir bilelim. 1,5 yaş civarında çocuğun yürümesi ve hareketlenmesi başlıyor. Özellik talepleri ortaya çıkıyor. Daha önceden 0-1,5 yaş arasında pasif ve her şeye annesinin ya da bakıcısının suyu, yiyeceği vermesiyle ulaşırken artık hareketliliğiyle kendisi yapabilir kıvama geliyor. Tabii el becerileri kuvvetli değil ama hareketlenmesi yapabileceğini gösteren bir sinyal oluyor. Buradan hareketle elimi tutma, ben yapacağım, kendi başıma yürüyeceğim, kendi başıma yemeğimi yiyeceğim, yumurtayı ben kıracağım gibi kendisine aşırı güvenli bazı talepler gelebilir. Bu durumda asıl özellik talebi ne ile alakalıdır dersek, bu yaşta becerilerin daha önceki döneme göre artması ve deneyim kazanma isteği ve bunun yanı sıra inat. Bu inat beraber yapmaya yanaşmaz ve daima kendi başına yapmak talebi vardır. Burada nasıl gelişimine katkı sağlayabiliriz? Bir, çocuğun rahat oynayabileceği, zarar görmeyeceği ortam hazırlamak lazım. Mesela bir tehlikeli havuz kenarında koşturmak isteyebilir. Tabii buna müsaade edilemez çünkü havuza düşer. Ama koşturma ortamının tehlikeli olmadığı bir durum yaratılarak rahatça oynama fırsatı verilebilir. İki, uzaktan denetim ve yanlışlarından öğrenmesi sağlanabilir. Bir de burada çok önemli, yine Freud gibi tuvalet eğitimi de önemlidir. Tuvalet eğitiminde de baskı yapmamak önemsenir. Şimdi burada bu noktaya vurgu yapalım. Aslında bir yönüyle tamamen kontrolsüz bırakmak tehlike üretir. Bunun yanı sıra tamamen kısıtlamada çocukta utanç duygusu üretir. İşte burada havuz kenarında kontrolü bırakmamak lazım. Ama diyelim ki üstü kirlenecek. Üstü kirlenmesinde de göz yumarak tamam evde değiştiririz diyerek onun deneyimler yaşamasına fırsat sağlamak lazım. Bu açıdan bir çocuk yok yumurtayı ben kıracağım illa diye inat ediyorsa tamam bak
Senin yumurta kırman için bir ortam hazırlayacağız. Beraber yapacağız diye anne ona vakit ayırır ve üzerine bir önlük geçirir. Hatta kirli, kirli demeyelim, eski bir elbisesini giydirerek kirlenirse kirlensin diye fırsat sağlaması ve bu deneyimler yaşaması çocukta özellik duygusunu geliştiriyor. Tam tersine her şeyin engellenmesi ve kontrol altında tutulması da kuşku ve utanç geliştiriyor. Burada bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu yaş çocukları mesela yemeğin kendisi yemek ister. Ve anneler de üstü başı kirlenecek diye buna müsaade etmez. Oysa bir çocuğa diyelim ki çorbayı üstüne döküyor. Büyük bir sofra bezi yayarak, yere oturtturarak dökerse döksün, kendi başına yapmaya çalışsın diye bir fırsat sağlarsan çocuğun çok hoşuna gider ve böylece özerklik duyguları geliştirilmiş olur. Evet, şimdi Kader sen bir şey söylüyordun. Bir soruda bir önceki dönemin sorusundan kaynaklı diye sorulmuş diyordun. Buyur oku onu. Bir bakalım şuna. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Arda'nın dünya çapında bir ressam olmaya yönelik çabaları aşağıdaki duyguların hangisinden kurtulmaya yöneliktir? Şimdi Arda lise birinci Bir sınıf dakika, bir dakika, öğrencisi. bir dakika, bir dakika. Bu senin dediğin durumu tanımlayalım. İlk önce bir anlayalım. Şimdi ben dedim ki şuradan bir çizeyim. Ben ne dedim, sen ne dedim bir anlaşalım. Ben dedim ki bu dönemler vardır. Bu dönemde mesela özellik problemi vardır. Bu özellik problemi nasıl yansır buraya veya bu problem nereden kaynaklanır gibi sorulmaz demiştim. Nasıl sorulur demiştim. Bu dönem burada sorulur demiştim. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi oku soruyu. Lise birinci sınıf öğrencisi Arda okul rehber öğretmenine şunları anlatıyor. Bence diyor ilkokul öğretmenlerinin insanlar üzerinde etkisi çok fazla. Örneğin bizim öğretmenimiz matematik ve fen derslerine çok önem verirdi. Ben ise sürekli resim yapan bir öğrenciydim. Bu durum öğretmenimin hoşuna gitmez ve yaptığın resimler bir işe yaramıyor. Sakın resimle ilgili bir bölüm seçme diyerek benim şevkimi kırmaya çalışırdı. Ona çok kızdım ve dünyanın en iyi ressam olacağım diye kendime söz verdim. Bu nedenle resim dergileri satın aldım, kurslara gittim ve arkadaşlarımın benden daha iyi resim yapmalarına dayanamazdım. 2 yıl önce bir resim yarışması vardı, arkadaşına haber vermemişti. Vermemiştim. Çok güzel olmasına karşın resmimin dereceye girmemesi üzerine de yıkılmıştım diyor. Yeterli, yeterli. Şimdi burada soruyor, bu çocuğun yaşadığı sorun nedir diyor. Başarısızlık. Doğru mu? Evet ama lise 1 deyince Tabii insan tabii anladım. Sen şıklarda beni bir dinle şimdi. böyle... Tabii, sen beni dinle şimdi. Şimdi bu çocuk lise durumunda geçmişindeki ilkokulu anlatıyor, değil mi? Bu Evet. ilkokulda da yaşadığı sorun nedir diyor burası. Yani geçmişi anlatması sana sanki geçmişten oraya etki taşınımını anlatıyor gibi gelmiş. Ama burada da çocuk sadece geçmişi anlatıyor. Geçmişindeki olay nedir diye soruyor. Şöyle sorsaydı. Bu durum şimdiye nasıl etki taşımış deseydi, evet, analitik bir şeyi sormuş olabilirdi. Ama burada ilkokulda yaşadığı sorunu yaşayıp bu sorun neyle alakalıdır diyor. Başarıya karşı başarısız. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Yani gene de burada bir etkileşim problemini sormamış. İlkokulda sormuş. Sadece geçmişi anlattığı için öyle bir algı oluşmuş sende. Efendim, Yasemin Hocam diyor ki hocam bağımsızlık döneminde çocuk bağımsızlığını kazanamazsa ileride öz yetersizlik durumları çıkar değil mi? Ben kendim yapamıyorum gibi. Tabii. Yani şöyle, bu bağımsızlık kelimesini kullanmayalım. Erikson'u konuştuğumuz için kuşku ve utanç kelimesini kullanalım. Bu bağımsızlık kelimesi Carl Rogers'ta vardır. Hümanist kuramlarda vardır. Ama burada Erikson'un kullandığı kelime kendisine karşı kuşku ve utanç duymasıdır. Tam bir örnekle geçelim burayı. Ben maalesef böyle kötü bir örnek gördüm. Bir çocuk üstüne başına döküyor yemeğini diye annesi, zannedersem 1,5-2 yaşındaki bir çocuğu oturtturdu, kızdı ve böyle bir tülbentle
elini kolunu bağlayıp ağzına kaşıkla yedirdi. Yani çok üzüldüm, yapmayın dedim, ikna etmeye çalıştım falan. Çok da başarılı olamadım. Şimdi çocuğun elini kolunu tülbentle bağlayıp ağzına sıkıştırarak yedirmek çocuğun moralini bozuyor. Ondan sonra kendisinden kuşku ve utanç duymasını sağlar. E tabii ortamda başka insanlar da vardı. O çocuk için üzüldüm. Ne olması lazım? Tamam, bak sen madem böyle istiyorsun, bir örtüyü yayansın orada, misafir de olsa. Yayılmış bir örtüde eski kıyafetlerini giydirirsin. Biraz üstüne döküverir. Sonra banyoya sokarsın. Çocuğun gönlünü yapmış olursun. Budur. Bütün mesele budur yani. Efendim. Evet. Kübra'da yere sofra besi serse diyor. Yani bunlar yapılabilir şeyler. Ama neden yapmıyor anneler? Tabii yapanlar var. Yapmayanlar neden yapmıyor? Vakit ayırmak istemiyor. İlgisiz diyoruz bunlara. Kendi zamanını ona göre değerlendirmek istiyor. Ama çocuğa vakit ayırmak lazım. Mesela yemek yemek bile yıllar içinde yavaş yavaş öğrenilen bir şey. Dökecek tabii. Bunlara fırsat sağlamak lazım. Efendim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Belki geçen dersin başında söylemişsinizdir de bir kısmında yoktum. Buyurun. Bu Erikson'a göre mesela diyelim ki annesi işte sağlamadı, kuşku ve utanç şeyi iyi geçmedi o dönemi. Bunun telafisi var mı sonraki yaşlarda Erikson'a göre? Her şeyin telafisi vardır. Erikson'da da vardır telafisi, Freud'da da vardır. Herkes de vardır. Telafisi yok diye bir şey yok. Ama Freud bu tür sorunların telafisinin daha zor olduğunu, Erikson'da daha kolay olduğunu söyler. Geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Mesela bir arkadaşımız demişti ki Freud'da bunların telafisi yok demişti. Ben de demiştim ki Freud niye o zaman klinik açıp milletten para alıyor? Yani kapıya yaz, telafisi yok diye. Telafisi yoksa ben de para vermem bu işe derler. Demek ki telafisi var ki bunun terapileri yapılıyor falan filan. Fakat telafisi var ya da yok dediğimiz vakaların sorun derecesinin aynı olmadığını da fark edelim. Bunun içindir ki psikolojide psikologlar vardır, pedagojiler vardır, bir de psikiyatristler vardır. Psikiyatristler daha ağır vakalarla incelenir. İşte bu ayrım daha önceki derslerde söylediğimiz nevroz-psikoz ayrımıdır. Bugün hepimiz bir dersin peşinde beraber tartışıyoruz. Hiçbirimiz psikoz halinde değiliz. Psikoz halinde olan insanların gerçeklik algısı bozulur, gerçek yaşamdan kopuşurlar. Hiçbirimiz psikoz halinde bir sorun yaşamıyoruz. Bundan eminiz. O insanların günlük yaşamla bağlantıları kopar. Mesela bir işe gidip gelip çalışamazlar, sorumludurlar. Bunların yatak tedavisi, hastanede tedavisi yapılması lazım. Allah göstermesin. Şimdi gelelim her insanda olabilecek sorunlara ve her insanın yaşadığı sorunları zaman zaman psikoloğa ya da psikiyatriste gidip söyleyip bazen klinik tedavi, bazen ilaç tedavisi, bazen de psikoterapiyle geçen durumlar olabilir. Valla ben hayatımda psikoloğa gitmedim. Ama gidebilirim de, ihtiyacım olup gidebilirim de yani. Mesela geçmişte çok gideyim mi diye düşündüğüm, daraldığım durumlar da olmuştu. Atlattık, gitmedik. Gidebilirim de. Ama psikoloğa gitmek bir ya da psikiyatriste gitmek bir psikoz durumu göstergesi değildir. Her sağlıklı insanda dönem dönem olabilir. Ha, bu takıntılar günlük yaşamımızın seyrini olumsuz etkilemeye başlarsa da gitmek lazım aslında. Peki gittiğinizde bunlar düzelir mi? Vallahi ben çevremden inceliyorum. Psikologlara gidenlerle psikolog arkadaşlarım var, konuşuyorum. Mesela çoğu insan psikologlara giderek problemini çözme oranı %100 değil, onu söyleyeyim. %20, %30, %40 falan çok az oranlar bunlar. Neden az olduğunu söyleyeyim. Psikolog bir arkadaşım var, konuşuyorum, vakalardan bahsediyoruz tabii isim vermeden falan. Bir kere önemli bir kesim psikoloğa gittiğinde ben hayat tarzımı değiştirmeyeceğim, çocukla ilişkimi değiştirmeyeceğim, hep aynı hataları yapacağım ama sen sihirli bir reçete ver bana, onunla her şey değişsin istiyorlar. Oysa psikoloğa gidince psikolog diyor ki siz çocuğa şöyle davranıyorsunuz, bundan kaynaklanıyor diyor. Sonra da aile diyor ki ben bunları çok gördüm, yaşadım. Diyor ki ya psikoloğa gittik, bizi değiştirmeye çalışıyor. Biz çocukta problem var diye anlatıyoruz, o bize kabahat buldu diyor.
bir para veriyor, iki para veriyor. Üçüncüde kızıyor, psikoloğa gitmiyor. Şimdi bakın, psikologlar ailenin davranışlarını değiştirmeden sihirli bir deneyi yoktur bütün sistemi değiştirecek. Örnek vermek istiyorum. Bir psikolog ablamız, ondan sonra benim de iyi görüştüğüm falan. Bir okul, kendisi psikolog, bir okul öncesi kurumu açıyor. Anaokulu açıyor. O vakayı anlattı bana. Bir aile bir hafta sonra demiş ki benim oğlum çocuğum yemek yiyor mu falan demiş. Yiyor demişler, takip etmişler falan. Çok yemiyor ama yiyor falan demişler. Yemin ederek anlattı bunu. Demişler ki aile, zengin de bir aile, bizim çocuğumuzun dışkısını bir poşete koyun, bize gösterin. Ne diyorsunuz siz ya demiş. Ben böyle bir şey hayatımda ilk defa duyuyorum. Nedir bu? Saçma sapan bir şey yani. Biz ne kadar yiyor bir anlamamız lazım falan. Böyle dışkısını ölçeceklermiş falan. Hemen diyor, bakın diyor, bir kere bunu bana karşı bir saygısızlık olarak algılıyorum. Ama daha da ötede sizde bir problem var diyor. Nedir problem falan. İşte diyor biz çocuğumuzla çok ilgileniyoruz falan diyor. Onlara söyledim diyor. Yani siz çocuğun yemesi, içmesi ve davranışlarıyla o kadar baskıcı bir tutum halindesiniz ki zaten çocuk problemi üretecek diyor. Ama diyor dinlemediler beni diyor. Tamam alın çocuğunuzu dedim diyor. Aldı. Ya psikologlar da her şeyi çözemez. Yani ailenin ne istediği çok önemli burada Nurcan. Ne istiyor? Evet. Ailelerin büyük çoğunluğu ben bu tırnak içinde söylüyorum manyakça tavrı devam ettireceğim. Ama çocuk böyle davranmasın diyor. Böyle bir şey yok. Zaten o anormal, kelime yanlış oldu, manyakça, amiyane oldu, kusura bakmayın. Ama normal dışı davranış devam ettikçe çocukta anormal davranışlar ortaya çıkacak zaten. Bunun için davranış terapisi, aile hiç değişmesin, yanlışlara devam etsin. Bir terapi yapalım, çocuk değişsin. Böyle bir şey yoktur. Yine yetişkinler için söylüyorum. Bir karı koca diyelim ki. Ya şimdi siz orada bir problem yaşıyorsanız karı koca olarak, erkek hiçbir davranışını değiştirmeyecek. Kadın hiçbir davranışını değiştirmeyecek. Ama psikolog ya da psikiyatrist bir hap yazacak, her şey düzelecek. Bu yalan dünya. Böyle bir şey yok. Zaten bunun içindir ki humanist psikoloji gelişmiştir. Ve humanist psikoloji insanlara yaptıkları davranışlardaki yanlışlar konusunda farkındalık geliştirmek üzerinden şekillenmiştir. Şimdi bazı arkadaşlar bir şeyler yazmışlar. Bir bakmak istiyorum. Kader diyor ki yazık çocuğa diyor. Mükemmeliyetçi tedavisi görmüştüm. Aşırı rahatlıyorsunuz diyor. Ruken diyor ki sadece daraldığımızda mı psikoloğa gitmeliyiz? Vallahi daraldığımızda mı? Yani ben normal seyir içinde, kendi şahsi fikrimi söylüyorum bunu bilemiyorum. Normal seyir içinde psikoloğa gitme ihtiyacı duymuyorum. İşte ben annemi kaybettim. Orada çok daraldım, üzüldüm. Psikoloğa gitmeyi de düşündüm. Yani bayağı bir kötü oldum bir sene falan. Ama sonra toparladım. Kader diyor ki şu an tekrar hortladı gerçi. Ne hortladı Kader? Söyle bakayım. Hocam o mükemmeliyetçilik yani. Ben de lisede vardı. Ben psikolojik danışmanın odasına falan çarpıp çıkmıştım. O bana şey demişti, sen mükemmel olamazsın demişti. Daha böyle ilk gittiğimde yanına. Ben de dedim ki siz de olamazsınız deyip kapıyı çıktım, çarptım. Ondan sonra hani o tabii bundan rahatsız oldu. İşte ondan sonra dönüp dedim ki bakın mükemmel olsaydınız beni danışmaya çağırabilirdiniz dedim. Bayağı diklenmişim yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Şunu yazayım girişimciliğe karşı. Suçluluk. Şimdi taşlar kafamda çok iyi oturdu. 3-6 yaşı konuşacağız. Kader bir şey söyleyeceğim sana. Benimle ne kadar iyi iletişim kurduğunun farkında mısın? Evet. Pek çok hocanla bu iletişim kuramıyorsun değil mi? Hocam ben mesela soru attığında beni engelleyen hocalar oldu WhatsApp'tan. Ha bak benimle bir sorun yaşamıyorsun değil mi iletişimde? Yok hocam. Nedenini biliyor musun? Hayır merak nedeni ediyorum şu, şimdi. Nedeni şu. Ben seni kader olarak seviyorum. Pek çok insan seni değiştirmeye çalışıyor.
Senin beni sevmenin, benim peşimi bırakmamanın nedeni bu. Ben sana söyleyeyim. Ne oldu, sesin kesildi kadar? Hocam bir etkilendim yani, burada bir kişilik çözümlemesi gibi böyle bir etkileşim. Yani sadece Ama bu dersimi anlatır giderim modundan farklı bir etkileşim olunca etkilendim açıkçası. hayır, ben seni zamanında fırçaladım da, Evet. kızdım da, fırçaladım da. Ama bana darılmıyorsun. Çünkü bakın çok önemli bir şey var. Devamlı pohpohlamak değildir. Yeri geldiğinde fırçalarsın da. Ama ben senin yaptıklarına mükemmeliyetçisin, şusun, busun demedim. Seni sen olarak kabul ettim. Sen de ben olarak kabul ettin. Şimdi bir yere bağlamak istiyorum. En ciddi sıkıntı şudur hayatımızda. Öğretmenimizin, annemizin, babamızın, akrabamızın, mahallemizin bizi biz olarak kabul etmemesi ve değiştirmeye çalışmasıdır. Şimdi ben de kadere diyorum ki, kader böyle KPSS'yi kazanamazsın, böyle kazanabilirsin diyorum. Ama sen yanlışsın demiyorum. Sadece diyorum ki sen bak hangisi doğru, eleştirel düşünme falan diyorum, bir şeyler diyorum. Burada kişiliğe atıfta bulunmakla davranışa atıfta bulunmak arasındaki ince farktır bu. Uzattık, sonra konuşuruz gene seninle kader. Evet, şimdi gelelim girişimciliğe karşı suçluluk. Girişimciliğe karşı suçluluk dönemi 3-6 yaştır ve bu tür dönem çocuğun oyun dönemidir. Burada iki şey önemlidir. Bir, meraklar ve meraklara dayalı karıştırma, bir şeyler oyun kurma, büyük insan gibi bir şeyleri deneyimleme merak. Bir diğeri de dil. Dil girişimi ve bu ne, bu neden, neden, niye öyle ama gibi aşırı soru sormalıdır. Şimdi bu merakları kız çocukları için annesinin makyaj malzemesini karıştırma. Erkek çocukları için babasının mesela marangozlukla ilgili bir şeyleri varsa onları karıştırma ya da bir alet yapmaya çalışma gibi şeyleri olabilir. Şimdi bunlarda iki tavır vardır. Bir anne baba tavrı der ki, aa ne yapıyorsun sen? Makyaj mı yapıyorsun? Kırdın benim makyajlarımı falan, fırça, kızma ve yasaklama gibi tavırlar vardır. Ve çocuğa ayrılan zaman azdır. Daha çok ilgisiz anne babalarda görülür. Bu durum çocukta suçluluk duygusu geliştirir diyor Erikson. Bir de şu tavır vardır. Çocuk makyaj malzemeleriyle karıştırdı ve bir tane rujunu kırdı annesinin. Bir şeyler sürdü. Bozuk bozuk bir şeyler yaptı. Aa sen makyaja mı özendin? Gel bakalım ya, benim rujumu da kırmışsın ya. Bir daha kırma ama. Bak şimdi bu senin rujun olsun, kırılmış. Gel sana güzel makyaj yapalım diye yarım saat çocuğa vakit ayıracaksın. Sonra da ayırdıktan sonra diyeceksin ki ama bak bir daha istediğin zaman beraber yapalım. Bunlar pahalı. Ondan sonra falan diye anlatacaksın. Ya annem bana yarım saat vakit ayırmış. Üstünden de bir şey rica etmiş. Rujumu kırma demiş. E valla ben çocuk olsam annemin dediğini yaparım. Bu tavır ya da anne baba işte marangoz malzemelerini karıştırıyor. Bak oğlum burada parmağına çekici vurursun. Ben sana öğreteyim böyle yap diye. Bir fırsat sallarsan, beraber onunla bir girişim yaparsan çocuğun hoşuna gider. Yine soru sorduğunda vakit ayırırsak ve kaliteli, buna kaliteli zaman diyoruz. Kaliteli zaman ayırırsak, sorularına cevap verirsek çocukta girişim duygusunu geliştirmiş oluruz. Bu iki tavır arasındaki fark da çocuğun bu dönemde girişimcilik veya suçluluk geliştirmesinin sebepleridir diyor. Geçtik. Bir sonraki dönemimiz 6-12 yaş arası. 6-12 yaş arası ilkokul dönemidir ve başarıya karşı yetersizlik, bazı kaynaklarda başarısızlık, bazılarında
aşağılık kompleksi, inferiority kompleksi diye geçer. Yetersizlik duygusu gelişebilir. Şimdi burada çok önemli bir şey vardır. O da okul yaşamı ve okul yaşamındaki okuma, yazma, bunun yanı sıra matematik, bunun yanı sıra diğer derslerde çocuktan bir başarı beklentisi geliyor. En azından okuma yazmayı öğrenmesi gerekiyor. Anaokulunda öğrenmese de oyun oynadı, geçti, bitti. Ama ilkokulda öğrenmesi gerekiyor. Şimdi burada çocukların için asla yapılmaması gereken şey birbiriyle karşılaştırma. Bu maalesef çok yapılıyor. Asla yapılmaması lazım. İki, bireysel farklılıklardan faydalanarak diyorum bakın, faydalanarak başarı hissini arttırmak gerekir. Ha, şimdi bu nedir? Bir anımı anlatmak istiyorum size. Nurcan, orada mısın? Evet hocam, buradayım. Hiçbir zaman yapılmasın hocam diyor. Doğru söylüyorsun Merve. Şimdi bir anımı anlatmak istiyorum. Benim eğitimci olarak, ben psikolog değilim. Eğitime çok kafa yormuş bir eğitim öğretmeniyim. Bir kurum İstanbul'da beni çağırdı. Özel kurum. Yaklaşık Türkiye'de de 30 tane, 40 tane okul olan bir kurum. Velilerine ilkokul çocukları için o döneme ilişkin bir şeyler konuşuyoruz. Bir konferans salonu, bundan 7-8 sene önce çıktık, anlattık bir şeyler falan filan. Güzel. Dedim orada, ilkokul döneminde asla kıyaslama yapmayın. Size anlattığım gibi şeyleri anlattım. Erikson'a den vurdum, Freud'a den vurdum falan anlattım. Orada bir kadın veli dedi ki, belli konuşmasından mürekkep yalamış, üniversite mezunu belli. Hocam dedi, kıyaslamayın diyorsunuz da dedi. Ya dedi, azıcık da güdülenmesi lazım çocuğun dedi. Yani öyle dedi, kıyaslama falan filan. Nasıl gelişecek bu çocuk dedi. Azıcık dedi, daha çok ders çalışması lazım. Bak bu yapıyor, sen de yap falan dedi. Azıcık kıyaslamamız lazım dedi. Kadın o kadar güzel konuştu ki ben beceremedim şimdi. Salondaki durumu bir lehine çevirdi ve homurdanmalar başladı. Yani homurdanmalar şöyleydi Nurcan. Ya bu da eğitimci olarak buraya çıkmış ama çok şey bilmiyor. Bak bu kadın haklı, biz de veliyiz. Tabii ki biraz kıyaslayacağız. Böyle havalı laflar söylüyor, evet, ama boş falan gibi. Benim karizma çöktü orada. Anladın mı? Hı hı. Şimdi orada ben dedim ki, hanımefendi haklı gibi görünüyorsunuz dedim. Bir şey anlatacağım size dedim. Sadece kıyaslamayı yapan tarafından görünüyorsunuz dedim. Kıyaslanan tarafından görünmüyorsunuz dedim. Yer değiştirelim, bir empati kuralım dedim. O anda aklıma geldi. Çünkü salonu kaybediyorum. Benim karizma gidecek. Evet. Dedim ki, kıyaslanan olalım bir de dedim. Eşiniz gelmiş. Ya komşu Ayşe Hanım, Fatma Hanım saçını bir boyatmış. Ne şahane olmuş. Sen niye yapmıyorsun ya? Ya kadın nasıl bakıyor kendine? Sen niye o renk boyatmıyorsun dese. Ne hissedersiniz dedim. Şu anda biraz önce konuşurken çocuğunuza kıyaslamayı siz veriyordunuz. Şu anda kıyaslanan oldunuz. Ne hissettiniz dedim. Salon buz kesti. Hemen kadın atladı. Ama dedi, bir şeyle bir şeyi karıştırıyorsunuz. O başka, o başka dedi. Ha, bence karıştırmıyorum dedim. Hatta biraz böyle sertçe falan. Hayır dedim. Şu anda sertleşmeniz benim dediklerimi ispat ediyor dedim. Hiç hoşunuza gitmedi dedim. İşte çocuğunuzla siz bunu yapınca aynı böyle hissediyor dedim. Ben bunu kocanız yapsın diye değil, yapınca ne hissettiğinizi göstermek için söyledim. Biraz da ayıp oldu ama dedim, doğruymuş dedim. Siz de kıyaslanmaya dayanamıyormuşsunuz ama kıyaslamayı seviyormuşsunuz dedim. Şimdi çok önemli bir şey. İnsanlar başkasını kıyaslamayı çok sever. Ama kendisi kıyaslanmaya gelince
asla bunu kabul etmez. Hepimiz evet. Böyleyizdir. Bunun adı empati duygusudur. Biz kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şey. Ben bir öğretmenim. Valla birisi gelip de Ahmet Hoca şöyle anlattı falan deyince kızıyorum. Valla ben kızıyorum. Çünkü kıyaslanıyorum. Ve şunun algılanmasını istiyorum. Şöyle algılasın öğrenci istiyorum. Benim de çok güzel özelliklerim vardır. Ahmet'in de çok güzel özellikleri vardır. Beni kıyaslamasını istiyorum. Hepimiz böyleyizdir. Sen de öyle değil misin hocam? Evet hocam. Ha. Yani iyi bir şey benden bir isteği varsa da şöyle yapsan nasıl olur? Benim hoşuma gider diye söylesin. Bir kere hepimiz... Öbürü biricik... böyle yapıyormuş diye değil. Kesinlikle. Bir kere hepimiz biricik olduğumuzu hissetmek isteriz. Evet. Ha, peki bu duyguyu nasıl vereceğiz? Mesela o kadın çocuğuna veya bir öğretmen çocuğa bir tanesi okuma yazmayı geç öğrenebilir. Şimdi bununla ilgili bir başka anımı anlatmak istiyorum. Ruken diyor ki hocam sesli güldüm ya, kadının yaptığı hangi savunma mekanizması oluyor diyor. Şimdi valla bence kadın savunma mekanizması yapmadı. Kadın benim o tarafımın böyle olduğunu tahmin edemedi. Yani nasıl anlatayım? Böyle bir şeyle karşılaşacağını düşünemedi kadın bence. Ama tabii o kadının yerinde olmak istemem. Çok yani 200. Ya benim yaptığım da çok hoş bir şey değil. Ama yapmasam kadın beni ezecek orada. Yani ve ben doğru yaptığıma inanıyorum şu anda. Tartışılabilir. Efendim ters köşe olmuş diyor kader. Aynen öyle oldu. Vallahi empati kuracağın yapılacak bir şey yok. Şimdi başka bir hikaye anlatmak istiyorum size. Benim tanıdığım bir komşumuzun çocuğu okuma yazmada zayıf ilkokulda. Matematikte zayıf ilkokul birinci sınıf. Fakat çocuk da zehir gibi bir çocuk. İlişkileri falan çok iyi, becerili bir çocuk aslında. Yani nedenini çözdürememişler. Okulunu değiştiriyorlar, öğretmenini değiştiriyorlar. Yeni öğretmen çocukla ilgileniyor. Ve aileye diyor ki bu çocuğa bir başarı duygusunu tattırmak lazım diyor. Harekete geçiremiyor. Öğretmenle konuştum sonra ben bu olayı. Öğretmen uyduruktan bir yarışma düzenliyor. Ama çocuğu inceliyor. Çocuğun böyle el becerileri falan çok iyi. İşte top atma yarışması falan filan. Böyle bir yarışma düzenliyor. Ve çocuk ya birinci ya ikinci oluyor okulda, sınıfta. Öğretmen de daha önceden hazırlamış eliyle böyle bir madalya gibi bir şey. Bir kurdeleye asmış. Çocuğun ilk üçe boynunu asıyor. Çocuk da birinci ya da ikinci olmuş. İşte top atma yarışmasında birinci olan falan diye bir şey yazıyor. Şimdi biz bu olaydan sonra misafirliğe gittik. Çocuk o madalyon gibi, madalyon değil de öğretmenin eliyle hazırladığı şeyi boynuna asmış. Biz misafiriz. Birinci sınıf çocuğu yanımıza geldi. Bana böyle yanıma yaklaşıyor. Anlamadım baştan. Annesi dedi ki madalyasını göstermek istiyor sana dedi. Gel bakayım dedim. İsmini söylemiyorum, tanıdık olabilir diye. Aa dedim, bir yarışma yapılmış dedim. Top atma yarışması, sen birinci olmuşsun ya da ikinci olmuşsun falan dedim. Evet dedi, öğretmen madalya taktı falan dedi. Anlat bakayım, ne yarışmasıydı, senin böyle bir beceri mi falan diye konuştuk. Onları olsun diye çocuk. Çocuğun hoşuna gitti. Sonrasında öğretmen ve aile de diyor ki sadece o yarışmada birinci oldu diye derse ilgisi artıyor, toparlıyor, dersleri toparlanıyor. İşte bu çocuğun bir yerde başarı duygusunu tatması gerekiyor. Bir tanesinin top atma yarışmasında olabilir, bir tanesinin okuma yazmada olabilir, bir tanesinin başka bir beceride olabilir. Ama herkesin kendine göre bir becerisinin iyi olduğunu hissetmesi bu dönemin kritik noktasıdır. Söylemek istediğim buydu. Evet. Geçtik. Arkadaşımız bir şey yazıyor. Buyur Gözde. Hocam biraz önce asla yapmaması lazıma bireysel farklılıklardan faydalanarak başarılı hissi tattırmak mı yazdık, yoksa ben mi yanlış anladım? Aynen öyle yaz. Evet. O zaman ben anlamadım şu an, kafam karıştı. Çok güzel. Onu özellikle yazdım. Bireysel farklılıklardan faydalanarak başarılı hissi tattırmak. Bak şu.
Bu biraz önce anlattığım hikayedeki çocuğun okuma yazması, matematiği zayıftı değil mi? Evet. Ama el becerisi kuvvetliydi değil mi? Evet. İşte bu çocuğun bireysel farklılığından yararlanarak başarı hissi tattırdık. Evet. Ne güzel bir şey. Evet, bu çok güzel ama asla yapılmaması lazıma yazdık biz bunu biraz önce. Ben Hayır, mi hayır, yanlış yanlış. anladım? Ya ben belki yanlış ifade ettim. Ha, Şöyle, tamam. asla yapılmaması gereken şey kıyaslamaktır. Tamam. Ama otistik bir çocuğun dahi, Down sendromlu bir çocuğun dahi bir becerisi olabilir. Mesela çok güzel duygularını ifade ediyor olabilir. Mesela çocuğa da bak senin bazı özelliklerin böyle ama senin de bu özelliğin güzel. Hepimizde artılarımız var, eksilerimiz var. Senin de bu özelliğin çok güzel falan gibi bireysel farklılıkların iyi taraflarını, güzel taraflarını ön plana çıkartmaktan bahsediyorum. Anlaşıldı. Bunu anlamıştım zaten. Tablo yazı kafamı karıştırmıştım. Tamam, Aha. teşekkür ederim. Yani orada yanlış ifade etmiş ya da yazıyı karıştırmış olabiliriz. Anlaştık. Kader filan diyor ki iyi davranış avcısı ol derdi üniversitede hocam. Çok güzel bir ifadeymiş. Ben ilk defa duydum. İyi davranış avcısı olmak işte budur. Biraz önceki çocuğun sıfır kötüydü. Zayıftı. Kötü demeyelim. Zayıftı. Ama bir de iyi davranışı vardı. O iyi davranışı pekiştirdim mi? Çocuğun diğer tarafında da olumlu etki veriyorum. Bir şey daha katmak istiyorum. Mesela o top atma yarışmasında birinci olması çocuğun gelişim bir bütündür ilkesinden yola çıkarak sadece el becerisi için değil, diğer alanlara da özgüven duygusu geliştirdiği için gelişim bir bütündür ilkesiyle katkıda bulunuyor. Kübra diyor ki yok hayır bütün alanlarda iyi olacak, harika ders notları olacak, çok düşünceli olacak, hem çocuk olacak, hem abi, hem abla, hem anne, hem baba, her şey olacak, her şey olmaya çalışırken hiçbir şey olamayanlar derneği. Bu Kübra yeni arkadaşımız. Kübra'yı çok seviyorum ben. Çok hoş mesajlar atıyor bana. Sınıfçının sesinde de yazıyordu öyle. Çok güzel olmuş Kübra. Bir daha okumak istiyorum. Yok, bütün alanlarda iyi olacak. Ders notları harika olacak. Çok düşünceli olacak. Çocuk olacak, abi olacak, abla olacak. Ha, Gözde de soruyor. Kübbo mu diyor? Evet, Kübbo. Orada Kübbo yazıyordu. Ta kendisi. Ha, Kübra şeyi de söyleyeyim. Burada senin aslında tanıdığın insanlar var. Kübra oradan sınıf alan eğitiminden. Halil Şenol var. Gözde Yüksel var. Ondan sonra. Semiha Dal var. Bugün derste yok Semiha. Ondan sonra Kader filan var. Bunların hepsi sınıfçılardan. Ondan sonra. Aslında sen Kübra onlarla beraber ders aldın orada. Onların hepsi bayağı transfer olan arkadaşlardan eğitim bilimleri almak için. Yani Kübra'nın şu özelliğini seviyorum. Anlatımını çok nokta atışla anlatıyor. Ve burada da her şey oluşmaya çalışırken, pardon, her şey olmaya çalışırken hiçbir şey olamayanlar derneği lafı aslında bütün her şeyin özeti oluyor. Burada bir buçuk dakika vaktimiz kaldı. Dersi tekrar açmayacağım. Üçüncü dersimiz bitti. Yeni literatürde iki tür anne modelinden bahsediliyor. Bir tanesi helikopter anne modeli, bir tanesi kaplan anne modeli. Helikopter anne modelinin o özellik döneminde her şeye müdahale etmesiyle problem olduğunda kaplan anne modelinin de çok kurstan kursa taşıyan ve mükemmeliyetçi anne modeli olduğunu söyleniyor. Tabii babalarda da olabilir bu. Bunları bir sonraki derste konuşalım. Hatırlatın, olur mu Gözde? Şu kaplan anne, helikopter anneyi bir anlatalım. Sorulabilir bir şeydir bunlar. Tamam hocam. Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadar. Ondan sonra Salı günü saat 21'de görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere İyi hocam. günler hocam. Eyvallah. İyi Eyvallah. günler hocam. Sağ olun.